Selamun Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kadir gecesinde içki yarışması düzenlediler. Kutsal Ramazan ayında Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistanlı Müslümanların dini inançlarına hakaret ve onları aşağılamak amacıyla bira içme yarışması düzenlediği basına yansımıştı. Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülere göre dün gece Kaşkar'a bağlı Kargalık nahiyesi Caytrek köyünde Çinli yetkililerin Kadir gecesine karşı Uygur Türklerini semt meydanına topladığı ve burada kurulan bir mekanda bira içme yarışması tertip edildiği öğrenildi. Her alanda içki ve sigara satışını zorunlu kılan Çinli yetkililer her yıl özellikle Ramazan ayında düzenlenen bu tür din karşıtı yarışmaları sözde modern kültür ve medeniyete öncülük etme faaliyetlerinin bir ayrıntısı olarak gerçekleştirdikleri biliniyor. Gözlemciler Ramazan ayında düzenlenen bu yarışmanın Müslüman Uygurların kutsallarına hakaret ve aşağılama amacıyla yapıldığını, modernlik kisvesi altında yapılan dini ve etnik dönüştürme, Çinileştirme ve asimilasyon uygulamaları kapsamında dayatıldığını kaydetti. Çin'de eğitime alınan Uygur öğrencilere domuz eti yedirildi. Bitterwinter haberine göre Çin Komünist Partisi, Çin'in iç bölgelerinde eğitime alınan Uygur öğrencilere daha önceki Ramazan aylarında Huy Müslümanlarla birlikte oruç tutmalarına gösterdiği kısmen serbestliği bu yıl tamamen kestiği ve Uygur Türk'ü öğrencilerin oruç tutmalarını yasakladığı, hatta Çinli öğrencilere hazırlanan domuz eti yemeklerini yemeye zorlandığı ortaya çıktı. Bitterwinter'e konuşan Shandong'daki bir lise öğretmeni, okulundaki tüm Uygur öğrencilerin Ramazan ayı boyunca yemek yemeleri gerektiğini, Çinli öğrencilerle birlikte domuz eti yedirildiği ve oruçlu olmalarına izin verilmemesi hakkında merkezi hükümetin katı talimatı olduğunu dile getiriyor. Uygur öğrencilerin dini faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmeyeceğini, dua dahi ettikleri tespit edildiği takdirde doğruca Doğu Türkistan'a geri gönderilip yerel yönetime teslim edileceğini açık etti. Çin hükümeti uzun süredir Uygurların Ramazan orucu tutmasını yasaklamıştı. Okul ve iş yerlerindeki herkese öğle yemeği verilerek yetkililer tarafından tek tek kontrol ediliyordu. Yemek yemeyi reddedenler aşırıcılıkla suçlanıp toplama kamplarına veya 5 ile 7 yıl hapis cezasına mahkum ediliyor. ABD'li senatör Çin'in tehditlerine yanıt verdi. Çin'in yayın organı Global Times 14 Mayıs'ta ABD'nin Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısını teşvik eden Christopher Smith'i ve ABD Kongresi'nin diğer üyelerine yönelik yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısı üzerinde çalışma başlattığını duyurmuştu. Uygur İnsan Hakları Yasası'nın savunucularından ABD'li senatör Christopher Smith 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada kendisi ve diğer senatörlere yönelik yasa çıkarma kararına ilişkin Çin tehdidinin korkulacak değeri olmadığını söyledi. Çin Komünist Partisi'nin gerçekleri daha fazla saklayamayacağını ve yalanlarının çok yakında ortaya çıkacağını belirterek bizi gerçekleri talep etmekten alıkoyamazsınız dedi. Christopher Smith daha önce Senato'da Çin virüsünün neden olduğu hasarların telafisi için Çin'i sorumlu tutan bir yasa teklifinde de yer almıştı. Çin, Dünya Sağlık Örgütü zirvesinde sorgulandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurul toplantısı 18 Mayıs'ta video konferans şeklinde gerçekleşti. 194 ülke temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin virüs salgını konusunda ülkesinin şeffaflık prensibinde yol aldığını savunarak gelecek yıl salgınla mücadele için 2 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı. BBC'nin haberine göre toplantıda 100'den fazla ülke Çin virüsünün kaynağı hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunması sonucu Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros bağımsız bir araştırmanın yakında başlayacağını açıklamak zorunda kaldı. Toplantının bir diğer önemli noktası toplantıya Tayvan temsilcilerinin katılmasının uygun görülmemesi konusu oldu ve 14 ülke Tayvan'ı desteklerken diğer ülkeler arasında konu epeyce tartışıldı. Akabinde oturum başkanı tarafından bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak ek bir toplantıda meselenin çözüme kavuşturulması önerildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, hafta başı Dünya Sağlık Örgütü'nün Tayvan'ın toplantıya katılmasına izin vermediğini şiddetle kınayan bir açıklama yapmıştı.
Fransız Dünya Gazetesi ise toplantıya farklı bir tepki göstererek gazetenin kapağına Çin Dünya Sağlık Örgütü'nde sorgulandı manşetini attı. Dünya Gazetesi'nde yazılanlara göre toplantının virüsün kaynağının bağımsız olarak araştırılması ve Çin baskısından Tayvan'ın zirveye katılmaktan men edilmesi konusu olmak üzere iki konuya odaklandığı vurgulanıyorken aslında bunun Çinli yetkililerin başarısızlığı olarak yorumlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump 14 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros'a hafta başı bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluştan çekileceği ve sağlanan fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını belirtiyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.